Sevgili seyirciler, bu hafta ilk görüntümüz ülkemizin en saygın kuruluşlarından biri olan Altınbaş Holding'in Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı boyunca yaptığı ziyaretleri ve kabulleri. Paparazzi olarak bu özel anları sizler için görüntüledik. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş ve Holding yöneticileri ilk olarak Credit West Bank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı. Credit West Bank çalışanları bu güzel buluşmada yöneticileriyle bir araya gelerek bayramlaştı. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş bu özel günde çok anlamlı bir konuşma yaptı. Ben şimdi bugün güzel, kıymetli bir gün içine biz bir araya toplandık. Sakın bu şeyleri bir yanlış algılamayalım. Yani işte bizi çağırıyorlar, geliyoruz falan filan. Böyle günler bayramdır. Biz önce burada birbirimizle sarılacağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Birbirimize sıcaklığımızı geçireceğiz. Bundan da kalmayıp gidip ailelerimizle, yakınlarımızla, ne kadar tanıdığımız varsa bayramını fırsat bilip herkesin bayramını kutlayacaksınız. Herkesin dualarını alacaksınız, yakınlarınızı ve onlardan en güzel dilekleri ve temennileri alacaksınız. Credit West Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş da bayramlaşma etkinliğinde bir konuşma yaptı. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz böyle bayramlarda, özel günlerde Cenab-ı Allah yeryüzüne melekler gönderilmiş. Tabii yok, bu melekler değişik kisveler altında gelirmiş, değişik simalar altında gelirmiş. Onun için böyle özel günlerde sevdiklerinizle mutlaka kucaklaşın, bayramlaşın ama bu özel günleri de bahane ederek sevmediklerinizle, daha önce aranızda husumet olan arkadaşlarınızla kucaklaşıp bayramlaşın ki şimdi siz bilemezsiniz. Belki de Cenab-ı Allah o sevmediğiniz adam kisvetinde Hızır görevlendirmiştir. Onun için onunla kucaklaşın, bayramlaşın, hoşgörünüzü oralara yansıtın ki İşleriniz rast gelsin. Cenab-ı Allah bu bayramları bu tip şeylere vesile olarak insanlara icat etmiş. Credit West Bank'taki samimi buluşmanın ardından Altınbaş Holding yöneticileri bayramın birinci günü sabahın erken saatlerinde Lefkoşa'daki Hazreti Ebubekir Camii'nde bayram namazına katıldı. Bayram namazının ardından Altınbaş ailesi bu özel günde babaları merhum Mehmet Altınbaş'ın Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anma etkinliğine katıldı. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş ve Credit West Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş anma töreninde birer konuşma yaptı. 3 yaşından sonra Kıbrıs'a gönül verip, Kıbrıs'a gelip yerleşip, Kıbrıs'ta ekonomiye katkı koymaya çalışan ve tüm özlediklerinden, sevdiklerinden uzak kalıp gelip Kıbrıs'a yerleşip ve ölünce de Kıbrıs'ı o kadar çok sevdi ki, ölünce de Kıbrıs'a gömülmesini istedi. Ve bugün Lefkoşa'daki şu an mezarının başındayız. Hep o derdi ki, insanları sevin, insanlara güzellik aşılayın, herkes için güzel şeyler düşünün, ağaç ekmeye önem verin, insan yetiştirmeye önem verin deyip hep bize nasihatlerde bulundu. Bugün de kendisini bu güzel sözlerinden ötürü bir kez daha hatırlamış oluyor ve yerinin cennet olmasını diliyoruz. Amin. Hayat hep gerçeklerden ibaret derdi. Onun için de ben derdi, öldüğüm zaman beni nerede ölürsem oraya koyun, özellikle beni Kıbrıs'tan alıp götürmeyin, ta benim memleketime götürmeyin. Çünkü ben nerede yaşamak istiyorsam cesedimin nerede olması önemli değil. Ben öldüğüm zaman nerede yaşamak istiyorsam ruhum oraya gider. Siz rahat olun. Gerçekleri böyle
yapmacık hareketler yaparak böyle benim işte cenazeme ayrı bir özel tören yapın, lüks bir şey yapın, kesinlikle hiç öyle bir şey demedi. Altınbaş Holding yöneticileri daha sonra Demokrat Parti ve Ulusal Güçler Partisi'ne bayram ziyaretinde bulundu. Holding yöneticilerinin daha sonraki adresi ise Ana Muhalefet Partisi Ulusal Birlik Partisi oldu. Altınbaş Holding yöneticilerinin son ziyareti ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ydı. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş ve holding yöneticilerini kabul ederek bayramlaştı.